Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ilk ve tek insan kaynakları ve işveren markası programı İşin Güzel Yanı'na hoş geldiniz. İşin Güzel Yanı'nda her hafta olduğu gibi İK perspektifinden iş dünyasına ayna tutuyoruz. Bu hafta çimento sektöründen bir konuğumuz var. Kendisi Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Doktor Serdar Şardan. Serdar Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Nazik davetiniz için çok teşekkür Estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah. Şeref verdiniz. Şimdi isterseniz kısaca ismi Çeyiz. Çeyiz, evet, doğru. Çeyiz olarak kullanabiliriz. Evet, Çeyiz, Çeyiz'den bahsederek başlayalım. Evet. Çeyiz nedir? Faaliyetleri nedir? İlk başta onu sizden dinlemek isterim. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Çeyiz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası aslında geçtiğimiz günlerde 56. doğum gününü kutladık. 1964 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. O dönem özel sektörde faaliyet gösteren çimento fabrikalarınca kurulmuş. Daha sonra şu anda işte %95'ine yakın oranda temsil eden, sektörü temsil eden bir kuruluş, işveren sendikası. Kurulduğu dönemdeki amacı muhatap işçi sendikası ile toplu iş sözleşmesi sürecini yönetmek. Biliyorsunuz o süreç oldukça çetrefilli bir süreç. Onu yönetmek. Daha sonra tabii günün şartlarına binaen çok çeşitli konularda sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, stratejik konularında da sektöre hizmet etmeye gayret gösteren bir işveren sendikası. İlk defa bir sendikayı konuk ediyoruz. Öyle mi? Ne güzel, hani, ne mutlu bize. Evet, bizim için de mutluluk verici. Teşekkür ederim. Şimdi nedir sektöre katkıları Çeyiz'in genel olarak bakarsak? Çeyiz'in zaten ana faaliyet konusu, kuruluş amacı toplu sözleşmesi sürecini yönetmek. Biz çimento sektöründe grup toplu iş sözleşmesi yapıyoruz. Hı hı. İşçi sendikasıyla, muhatap işçi sendikasıyla, ÇİMSEİS sendikasıdır. Onlarla bütün üyelerimiz adına 2 yılda bir toplu pazarlık masasına oturuyoruz. Ve mavi yakalı çalışan sendikalı arkadaşlarımızın, çalışan kardeşlerimizin haklarını beraberce müzakere ederek belirlemeye gayret gösteriyoruz. Onun haricinde de Çeyiz özellikle iş sağlığı güvenliği, insan kaynaklarının gelişimi, eğitim projeleriyle, mesleki yeterlikler konusunda geliştirdiği projelerle sektörün insan kaynağı yetkinliğini arttırmaya yönelik çok çeşitli faaliyetler yürütüyor. Onun haricinde de sektörün ihtiyaçları doğrultusunda stratejik çeşitli konularda da üyelerimize hizmet ve destek vermeye gayret gösteriyoruz. Şimdi pandemi süresince birçok sektör bir sarsıldı. Evet. Ya ne oluyoruz dedi, bazı değişiklikler oldu. Hızlı karar vermeleri gerekti. Bazı şirketler hızlı karar vererek adapte oldular. Doğru. Bu krizi güzel yönettiler. Bazıları çok iyi yönetemediler ama sonradan onlar da toparladılar. Doğru. Sizin sektörde ne oldu? Yani bu pandemi sürecinde nasıl bir gelişme yaşandı? Neler değişti daha doğrusu? Şöyle, sektörün, müsaade ederseniz ben genel olarak geçmiş 3 yılından alarak bu dönemi Tabii. değerlendirmek istiyorum. Sektörün performansına baktığımızda 2017 yılından sonra 2018 ve 2019 yılında iç pazarda ciddi daralma yaşadı çimento sektörü. İnşaat sektöründeki gerilemeye paralel olarak. Ve bu gerileme toplamda da 2 yılda %40'ı aşmış durumda. 2020 yılına başlarken aslında büyük bir heves ve şevkle başladı sektör. Bu geride bıraktığımız 2 yıldaki daralma, iç piyasadaki daralmayı aşıp ondan sonra daha rahat bir süreç yaşamak için. Ama malum işte Ocak-Şubat ayında İyi giden işlerimiz özellikle işte Mart ayındaki pandemi sürecinin başlangıcıyla Nisan ve Mayıs aylarında yine çok hani bizi memnun etmeyen bir daralma süreciyle karşı karşıya kaldık. Sonrasında işte yaz aylarında özellikle biliyorsunuz kamu bankalarınca başlatılan konut kredisi kampanyalarıyla inşaat sektörü bir canlandı. Bir hareketlilik oldu. Bu bize de yansıdı. Hı hı. Diğer tarafta 2018 ve 2019 yıllarındaki daralmada sektör ihracata yöneldi. İhracatın ciddi boyutta arttırdı. Hatta bu seneki performansımızla muhtemelen yıl sonunda dünya genelinde de ihracatta birinci konumda olacağız gibi gözüküyor. Peki bu süreçte mesela ihracat sürecinde pandemide bir şey oldu mu? Kopukluk oldu mu? Tabii tedarik zincirinde çeşitli kopukluklar yaşadık özellikle Mart ve Nisan ayında ama yaz dönemiyle beraber özellikle Mayıs'tan sonra daha hani ticaret açısından düzgün bir ihracatımıza devam etti. İhracatta artarak devam etti artarak, öyle söyleyeyim. Tabii sektörün önemli problemlerinden bir tanesi kapasite kullanım oranı oldukça düşük. Biz bu sene Deloitte Türkiye'ye bir rapor hazırlattık bu COVID sürecin sektöre yansımalarıyla alakalı olarak. Orada da tespit edildi, Deloitte'un tespitleri var.
Dünya genelinde 2019 yılında %60'lar seviyesinde olan kapasite kullanımı oranı çimento üretimi noktasında biz de aşağı yukarı %40'larda. Bu da önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Diğer tarafta pandemi başladığında sektörde çalışan arkadaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik neler yaptık? Kısaca ondan da tabii bahsedeyim ki, evet, isterseniz. Öncelikle biliyorsunuz 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vaka tespiti oldu. Biz 11 Mart'tan itibaren özellikle insan kaynakları birimleriyle ve iş sağlığı güvenliği birimleriyle ÇEİS olarak sürekli bilgi alışverişinde, her hafta, haftada birkaç defa toplantılar düzenleyerek bütün üyelerimizin katıldığı süreci çok yakından takip etmeye gayret gösterdik. Diğer taraftan devletimizin özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından ve işte Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere, işte kural değişikliklerine harfiyen uymaya gayret gösterdik. Diğer tarafta bu pandemi sürecinde biraz önce bahsettiğim gibi sektörün ticari manada geleceğini de değerlendirebilmek açısından en azından üyelerimizin üst düzey yöneticilerine bir pencere açabilmek maksadıyla Deloitte'a bir rapor hazırlattık. Orada işte orta uzun vadede bu pandemi sürecinin yansımaları ne olur diye insan kaynakları boyutuyla beraber de tabii değerlendirmek üzere bir rapor hazırlattık. Onun haricinde tabii bu son dönemde özellikle pandemiyle birlikte çok fazla webinarlar yapılmaya başlandı biliyorsunuz. Biz de ÇEİS olarak üyelerimize aşağı yukarı 12-13 tane webinar düzenledik. İşte Osman Müftüoğlu hocanın katıldığı, Mehmet Ceyhan hocanın katıldığı, İlber Ortaylı hocamızın katıldığı. Sıkıcı olmayan. Sıkıcı olmayan, keyifli, öğretici ve biraz olsun o pandeminin yarattığı bunalımdan kurtarıp işte yeni şeyler öğretmeye yönelik aşağı yukarı 3500 sektörümüzden yönetici ve çalışanlarımız bu webinarlara katıldılar. Onun haricinde eğitimlerimizi zaten sanala hemen taşıdık, hızlı bir şekilde online'a taşıdık. Hem iş sağlığı güvenliği eğitimlerimizi hem de yetkinlik geliştirme eğitimlerimizi. Zaten bütün şirketlerin yapması gereken bir şeydi. Çoğu da yapmıştı ama bu hız kazandırdı. Yani diğer programlarda da ben hep söylüyorum, biz hızlı bir şekilde 10 yıl ileriye gittik bu konuda. Kesinlikle. Teknolojik olarak. Kesinlikle. Yani. Yapmak zorundaydık çünkü. Evet, biz üyelerimizde şunu da çok yakından test etme imkanımız oldu. Aslında birçok üyemiz bu sürece oldukça hazırlıklılarmış. Yani teknik manada her türlü altyapıyı kurulmuş ama böyle bir süreç bekleniyordu muhtemelen test edilmesi için. Ve oldukça başarılı olduğunu da söyleyebilirim. Tabii biz de sanayi tarafında, üretim tarafında maalesef hani bu imkanları test etmek mümkün değil. Proses devam ediyor, 7-24 devam etmesi gerekiyor. Ama sahada da mavi yakalı arkadaşlarımızın sağlıklarını korumak için gerçekten çok üst düzeyde tedbirler alarak, gerekli önlemleri hayata geçirerek sağlıklarını korumaya gayret gösterdik ki şu anda zaten haftalık takip ediyoruz COVID istatistiklerini. Sektörümüzde de çok ciddi boyutta çalışan sağlığını etkileyen bir durum söz konusu değil. Tabii ki özel hayatlarında ailelerinden temaslı olan arkadaşlarımız var. Onları da evlerinde karantina altında tutarak süreci yönetmeye gayret gösteriyoruz. Peki kariyer fırsatlarından biraz da bahsedelim isterseniz. Yani bu sektördeki kariyer fırsatları nedir? Yani bizi izleyen özellikle genç izleyicilerimiz tabii için. Tabii ki. Şimdi çimento sektörü aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, prosesin olduğu fabrikaları. Üretim. Bir de evet, üretimin olduğu fabrikaları. Bir de tabii bu sürecin yönetildiği idari kadroların yer aldığı şirket merkezi veya şirketler grubu merkezlerini düşünmek gerekiyor. Şimdi fabrikalar tarafında bir kere mühendislik dalından mezun arkadaşlarımızı muhakkak zaten istihdam etmek durumunda kalıyoruz. Bizim tabii avantajımız şu, sektör aşağı yukarı 110 yılı aşkın hatta diyebilirim, Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Onun için bizim insan kaynakları boyutunda yönetim sistemlerimiz oturmuş durumda ve kurumsal şirketlere üyelerimiz. Sözünüzü kesiyorum. Düz mantık olarak çimento sektörü diye düşündüğümüzde bizim aklımıza mühendis geliyor, inşaat mühendisi geliyor. Evet. Halbuki kimyası da var, kimya mühendisi de var, başka sektörlerde var, IT de var. Çok esasında imkan var, çalışma imkanı ve
istihdam imkanı olan bir sektör. Kesinlikle. Hem proses tarafında hem de bakım tarafında biz aslında mühendislik dallarının tamamından yararlanıyoruz. Tabii bazı uç örnekler var, onları bir tarafa bakırsak. Uzay teknolojisi, işte birkaç farklı alan hariç bırakırsak, işte makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği dediğiniz gibi, kimya, metalurji, jeoloji, onlar bizim hep istihdam ettiğimiz mühendislik dalları. Diğer taraftan idari tarafta da tabii ki başta insan kaynakları olmak üzere işte finans, diğer idari bilimler, bütçe, planlama vesaire onlarda da. Ama tabii son dönemde yaşadığımız en önemli problemlerden bir tanesi bütün sanayi kollarında olduğu gibi özellikle işte Y kuşağının son dönemi diyebiliriz işte yeni mezun arkadaşlarımız. Onlar tabii biraz zor şartlarda çalışmak istemiyorlar açıkçası. Çimento sektörüne de baktığınızda aslında zaten çok tehlikeli işler sınıfında yer alıyor üretim prosesi açısından. Bir taraftan da baktığımızda zor şartlarda üretim yapılıyor. Ama şöyle bir şey var, hem üyelerimiz hem de Chase olarak biz önümüzdeki dönemde özellikle gelecek vadeden insan kaynakları profillerini sektörümüze çekme yönünde de çeşitli planlamalar yapıyoruz. Biraz da hani iş tanımlarını, işleri anlatmak tabii bunda yararlı olur diye düşünüyorum. Tabii, yani insanların hani konuyla alakalı çok fazla şeyi olmayınca tabii istek de yavaş yavaş oradan uzaklaşıyor. Kesinlikle. Yani bilseler gerçekten hangi ortamda çalışacaklarını, nereye gideceklerini bilseler. Kariyer imkanlarının ne olduğunu bilseler. Biz bunları anlatmaya gayret gösteriyoruz. Tabi bunu sadece beyaz yaka çalışanlarla da sınırlı tutmamak lazım. Mavi yakada da aynı problemi yaşıyoruz. Ama tabii şu pandemi süreci şunu da gösterdi bize. Bu süreçte birçok sektör, birçok iş yeri zorluklar yaşayarak kapılarına kilit vurmak durumunda kalmışken çimento sektörü gibi sanayi kuruluşları üretimlerini devam ettirdiler ve istihdam sürekliliği sağladılar. Bizim mesela üyelerimizin işte geçtiğimiz yıl, bu yıl için söyleyeyim, Ocak ayındaki istihdamıyla şu andaki istihdamı eksi artı %1, %2 falandır. Yani oldukça stabil bir istihdam imkanı sunuyoruz. Diğer taraftan sektörün o kurumsal ve tarihsel perspektif içerisinde oturmuş yapısı kıdem sürelerini de yükseltiyor. Aşağı yukarı 9-10 yıllık bir kıdem ortalaması var. Yani turnover dediğimiz. Turnover düşük. Mavi yakalarda özellikle oldukça düşük, beyaz yakada da yatsınamayacak yükseklikte olduğunu söyleyebilirim. Peki, beyaz yakadan da bahsedelim, bu sektörde çalışan beyaz yakadan. Bu pandemi süreci içerisinde evden çalışmaya başladılar insanlar. Bir kısmı evet. İmkanlar dahilinde eğer işini evden yürütme şansı varsa evden çalışma imkanı var. Ama bu sürecin dünyayı gerçekten çok değiştirdiğine inanıyorum. Kısa dönemde daha da değişeceğine inanıyorum. Çünkü mesela programdan önce de konuştuk. Voice of America'da bir röportaj izledim. Bir şeyle röportaj yapmışlar. San Francisco'da IT alanında faaliyet gösteren bir Türk'le röportaj yapmışlar. Diyor ki ben San Francisco'da 50 metrekarelik eve atıyorum 10 birim şey vereceğime, para vereceğime Texas'a taşınıyorum. Evet. Ve orada havuzlu, bahçeli, yeşillikler içerisinde ve daha ucuz bir şehirde, San Francisco pahalı bir şehir. Tabii. Daha ucuz bir şehirde zaten benim hani imkanım var, internet üzerinden işimi yapıyorum. Evet. Ha orada yapmışım, ha San Francisco'da, ha Texas'ta. Şimdi bunu Türkiye'ye uyarladığımızda insanlar başka şehirlerden de hep büyük şehirlerde çalışmayacaklar. Özellikle beyaz yaka başka şehirlerden çalışmaya başlayacaklar. Evet. İlla hani Ege'de bir sahil kasabasından çalışması gerekmiyor. Mesela Ankara'lısınız. Siz Ankara'lısınız. Mesela biz Ankara'dan çalışabileceksiniz. Ya da işte öbürü Kayseri'den çalışabilecek. Bu çok güzel bir şey. Yani tabii işler el verdiği sürece bu imkan kullanılması gerekiyor. Ben de kişisel kanaatim o. Tabii özellikle üretim devamlılığı olan sektörlerde bir prosesi takip etmeniz gerekiyorsa bu biraz zor olabiliyor. Tabii teknolojik imkanlar buna el veriyor ama yine de yerinde sürekli takipli. Ama onun haricinde birçok aslında birim uzaktan rahatlıkla çalışabilecek ki üyelerimize baktığımızda bunu da zaten uygulayan üyelerimiz ağırlıkta uzaktan çalışma ki bir tarafı sağlığı korumak, bir tarafı da işi verimli şekilde yapmak. Aslında iş verimliliğine de pozitif katkıları olduğunu tespit ettik biz bu süreçte. Peki başka faaliyetleriniz var. Özellikle bildiğim kadarıyla
üniversitelerle işbirlikleriniz var. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biraz önce aslında bahsettiğim konuyla bağlantılı olarak bizim özellikle proseste görev alacak mavi yakalı diye ifade ettiğimiz işte usta, ustabaşı veya teknisyen, o teknisyeni de gri yaka olarak düşünebiliriz. Bunlar aslında baktığınızda bir fabrikayı tek başlarına yönetebilecek kabiliyette olan, yetkinlikte olan arkadaşlar. Biz son dönemde insan kaynakları alanında bu konuda bir zorluk çekiyoruz. Yani alıp yetiştirip o pozisyonlarda değerlendirmek üzere. Bu zorlukları da bertaraf edebilmek için 2018 yılında Kocaeli Üniversitesi ile bir işbirliğine başladık. Orada halihazırdaki bir meslek yüksekokulunda çimento sektörüne özel dersler koydurduk. Merkezi kumanda operasyonu, işte kalite kontrol, makine bakım gibi. Ve şu anda o derslerimiz devam ediyor. Aşağı yukarı 150-160 tane öğrenci bizim derslerimizi okuyor. Muhtemelen gelecek sene bunlar mezun olacak. Tabii diyeceksiniz ki Serdar Bey, mezun olduğunda hemen işin başına oturtacak mısınız? Tabii ki oturtmayacağız ama en azından normal bir meslek yüksekokulundan mezun olup gelen ve çimento sektörüyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan birisini istihdam etmektense bu arkadaşlarımız bizim için tercih olacak. Neden Kocaeli? Hem bize çok yakın oluş, hem o bölgedeki fabrikalarımızın yoğunluğu. Ama sadece Kocaeli'ne hizmet etmeyecek burası. Kayseri'den buraya okumak için gelen ve memleketine dönecek olan ve örnek veriyorum Kayseri Çimento'da çalışma imkanı olacaktır işte. Van'dan gelip Van'a dönecek ve Van'daki çimento fabrikasında çalışma imkanı olacaktır. Diğer taraftan yine sanayi işbirliği içerisinde biz birçok üniversiteyle eğitim faaliyeti yapıyoruz. İşte Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi gibi. Onu da eğitim başlığı altında isterseniz daha detaylıca aktarmak daha uygun olacak. Tabii yani sonuçta bir de liderlik gelişim programı var bildiğim kadarıyla. Bu liderlik gelişim programı ile alakalı mı Koç evet, ve Boğaziçi ile bir işbirliğimiz var? Evet, doğrudur. O da şöyle, işte biraz önceki bahsettiğim konuyla bağlantılı olarak sektöre insan kaynaklarını çekmede zorluk yaşayınca eldeki insan kaynaklarını en iyi şekilde geleceğe hazırlama misyonu da ÇEİS'in üstlendiği misyonlardan bir tanesi. Bu doğrultuda da iki tane çok önemli program başlattık. Bir tanesi 2017 yılında başlattığımız Sabancı Üniversitesi ile orta kademe yöneticileri, yani şu anda işte şef ve müdür seviyesinde olup gelecek vadeden ve ileride genel müdür, genel müdür yardımcısı pozisyonlarında istihdam edeceğimiz arkadaşları MT programı. Evet, MT programı gibi düşünebiliriz aslında. Yetiştirmeye yönelik bir programdı. 2 hafta sürüyor aşağı yukarı. Şu ana kadar da 200'e yakın, 2017'den beri 9. grubunu bitirmek üzereyiz. 200'e yakın orta kademe yöneticimizi yetiştirdik. Diğer taraftan hali hazırdaki üst düzey yöneticilerimizi de yöneticilik yetkinliklerini geliştirmeye yönelik Koç Üniversitesi ile yine 12 günlük bir program başlattık. Onu da 3 grup halinde yaptık. 50'ye yakın üst düzey, hali hazırdaki üst düzey yöneticimizi bu eğitim programından geçirdik. Tabi bu eğitimlerin bir, insanlara kattığı yetkinlik gelişimi imkanı var. 2, eğitime katılanların kendi aralarında kurdukları network, yardımlaşma, ileride sektörle ilgili kendi işleriyle alakalı karşılaşacakları sorunları ortak akılla çözmeye yönelik imkanı da sağlamış oluyoruz ÇEİS olarak. Peki ben şeyi merak ediyorum, yani bir sendika olarak Çalışma Bakanlığı'yla ilişkileriniz ne durumda? Onlardan bir destek ya da işte onların size önerdiği şeyler oluyor mu? Tabii ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Hizmetler uzun. Eski adıyla Çalışma Bakanlığı. Evet. Çalışma Bakanlığı'yla biz aslında 3 önemli birimiyle de temasımız sürekli oluyor. Birinci önemli birimi Çalışma Genel Müdürlüğü ki bizim sendikal konuları o tarafta yönetiyoruz. İşte fabrikalarımızın toplu sözleşmesi yapma yetkisi, işçi sendikasının üyeliklerini takibi vesaire. Onlarla zaten sürekli temas halindeyiz. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü ile yine Çalışma Bakanlığı içerisindeki önemli müdürlüklerden bir tanesi. Onlarla sürekli zaten projeler geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Bir de teftiş kurulumuz var. Bizim yaptığımız çalışmaları sahada gelip denetleyen kurumla da. Onlarla da ilişkilerimiz genelde sektördeki uygulamaların daha iyi yönde geliştirilmesine yönelik, özellikle iş sağlığı güvenliği ile ilgili yine.
daha iyi yönde geliştirilmesine yönelik çeşitli işbirliklerimiz var. Peki programın sonuna yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Bu geçen bir tane röportaj izledim, yabancı bir doktor, Amerikalı bir doktor. Dedi ki benim öngörüm önümüzdeki sonbaharda çocuklarımızı rahatlıkla okullara yollayabileceğiz ve aynı şekilde restoranların, diğer işletmelerin kapalı olan ve minimum kapasite çalışan yerlerin de full kapasite çalışacağına inanıyorum. Bunu Amerika için söyledi. Evet. Çünkü dedi ki %70 bu aşıyı olursa bu şeyini salgın kaybedecek. Hı hı. Ve onun hemen ardından da zaten Sağlık Bakanımız da bir açıklama yaptı. Aşı geliyor. Evet. Aşıyı yapacağız. Nisan ayı gibi bu işten kurtulmayı planlıyoruz. İnşallah. İnşallah. Peki hani ne olacak? Diyelim ki Nisan'da kurtulduk. Sizin sektör nereye gidecek? Gaza basacak mı yani? Yani sektörde şu anda zaten ticaret tarafında bir hareketlilik var. Ama ne kadar süreceğini tabii tahmin etmek zor. Diğer taraftan ihracat da hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz planlarımızı Chase olarak vereceğimiz bu eğitim hizmetlerini aslında 2021 yılında da yani 6 aylık periyotlar olarak planlama yapıyoruz ama 2-6 ayda da biz uzaktan devam edeceğimizi tahmin ederek planlama yapmaya çalışıyoruz. Her ne kadar normale dönülse de işte bir eğitim ortamı veya toplantı ortamının sağlanması biraz vakit alacak gibi gözüküyor. Ama umudumuz tabii ki bir an evvel ülke olarak bu süreçten, dünya olarak aslında bu süreçten en az hasarla kurtulmak. Pandemi başladığında online olarak tabii ki programı online yapmak zorunda kaldık belli bir süre. Tansu yeğeni konuk ettik programımıza. Tansu Bey'in de öngörüsü o pandemi başladığında 2022 yılının ilk çeyreğiydi. Sanırım o öngörüsü son gelişmelerle birlikte biraz daha geriye çekilecek. Muhtemelen. Yani herkes bu yaz gibi bu beladan kurtulmayı bekliyor. Ümidimiz o ama tabii bu sefer biraz daha tedbirli hareket etmekte fayda olacaktır diye düşünüyorum. Hı-hı. Aşı gelse de bir süre herhalde hayatımızda maskeler olacak işte. Tabii ki. Mesafeyi tabii ki korumak zorunda kalacağız. Bir mesela alerjim var, bana iyi geldi. Maske takmak hoş. Doğru. İyi geldi. Belki ben takmaya devam ederim dışarıda. Bu arada son soru, yurt dışındaki şeyler nedir? Yani hani sizin yurt dışındaki benzerleriniz ne tür faaliyetler yapıyor, takip ediyor musunuz? Tabii, ülkeleri de takip etmeye gayret gösteriyoruz. Tabii, yurt dışındaki ülkelerde özellikle toplu iş sözleşmesi süreçleri bizimki gibi değil. Orada o süreç çok var ama bizim muadilimiz olan kurumlar tabii ki insan kaynaklarının geliştirilmesi, sektörlerin stratejik sorunlarının çözülmesine yönelik çeşitli faaliyetleri devamlı yürütmeye gayret gösteriyor. Esinlendiğimiz, şey yaptığımız, tabii takip ettiğimiz kurumlar var. Oradan da alıp tabii Türkiye'ye adapte etmeye gayret gösteriyoruz. Tabii esinlenmek, biz her zaman esinlenmeye varız da birebir almaya yokuz. Yok tabii. Zaten hatta kendi sistemimizi kurup diğerleri bizden alsınlar taraftarıyız. Evet, Tarantino'nun bir şeyi var, Quentin Tarantino'nun izlediğim bütün filmlerden çaldım diyor. Aynı o şekilde. O tarz çalma değil de esinlenmede tabii. Esinlenme tabii. Zaten birebir alıp da uygularsanız zaten o bir yerde muhtemelen sorun yaratacak. Tabii. Muhakkak. Serdar Bey çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Aynı şekilde. Bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, İlham Veren İnsan Kaynakları ve İşveren Markası programı İşin Güzel Yanı'nın sonuna geldik. Ben Mehmet Onur. Biz de sosyal medyadan İşin Güzel Yanı ismiyle LinkedIn'den, Facebook'tan, Twitter'dan ulaşabilirsiniz. İşlememizi istediğiniz konularla ilgili, önerilerinizle ilgili, hatta hunharca bizi eleştirebilirsiniz. İletilerinizi bekliyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde EkoTürk ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.